sakatlıklardan dolayı sıkıntılarımız var. Biliyorsunuz Fenerbahçe maçına zor bir kadroyla çıktık. Öyle geniş bir kadroyla çıkamadık. Antep maçı da büyük bir ihtimalle öyle olacak eğer gelmezse arkadaşlarımız. Yani tabii ki bütün amacımız Antep'ten puan ve puanlarla dönmek. Başka bir düşüncemiz yok ama kolay değil tabii ki. Çok mücadele etmemiz gerekiyor. Ve kondisyonumuzun her şeyimizi çok iyi şekilde kullanmamız gerekiyor. Çok iyi mücadelenin dışında çok akıllı şekilde oynamamız gerekiyor. Çünkü iyi bir takım ve kendi sahasında da iyi oynayan bir takım yani. Biz de kendi sahamızda iyi oynuyoruz. Yani bu sene tek mağlubiyetimiz var. Onun dışında gerçekten iyi maçlar da oynadık. Yani beni şu anda şey yapan, yani tedirgin eden sakat arkadaşlarımızın gelmemesi. Ben takıma güveniyorum. Elimizdekilere de güveniyorum. İyi şeyler yapacağımıza da inanıyorum. Ama bundan sonra oynayacağımız maçların hiçbir tanesinin telafisi yok. Onun için de bizim mutlaka bütün maçlarımızı çok iyi şekilde final havasında oynamamız gerekiyor. Yani bizim için bütün maçlar final gibi olacak. Yukarıya oynamak istiyorsak mutlaka iyi bir seri yakalamamız gerekiyor. Ama onun dışında zaten bir söyleyecek fazla da bir şey yok. Transferle ilgili tabii ki sorular da geliyor. Biz yönetimimizle paylaştık. İsteklerimizi de söyledik. Onlar tabii ki alabilecekleri oyuncu olursa mutlaka takıma bir tane iki tane katacaklardır. Ama devre arası tabii ki transfer yapmak da çok zor. İstediğiniz oyuncuyu bulamayabilirsiniz. Oynayan oyuncuyu aldığınız zaman çok pahalı olabilir. Veyahut da oynamayan oyuncuyu aldığınız zaman size uyum sağlayamayabilir. Yani bir sürü sıkıntılar da yaşanabilir. Tabii ki geç geliyorlar. Yani normalde biraz daha erken gelselerdi bizim için büyük bir avantaj olacaktı. Konuşmalarımıza tabii ki hak da veriyoruz. Onlar bir aydan beri orada kamptalar. Maç yaptılar. Bir sürü maçlarda oynadılar. Tabii ki biz de bir an önce istedik kendilerini. Onlar da kendi ülkelerine gidip oradan Kamerun'dalar. Oradan da buraya geçecekler. Yani bekliyoruz. Onlar da büyük ihtimalle Antep maçında gelir ama oynarlar mı oynamazlar mı onu durumlarına göre bakacağız. Yani gelirlerse bizim için mükemmel olur. Çünkü o zaman eksik bir kadroyla çıkmamış oluruz. Şu andaki bizim tam tek eksiğimiz sakat arkadaşlarımız bir de leke. Yani onun dışında diğer arkadaşlarımızla yolumuza devam edeceğiz. İyi şeyler yapacağımıza ben yürekten inanıyorum. Çünkü takımıma, oyuncularıma çok güveniyorum. Bundan önce en son oynadığım maçta da özellikle maçın ikinci yarısı Fenerbahçe maçında gerçekten mükemmel bir oyun oynadık. Hakkımız o maçta galibiyetti ama bazen futbolun içinde olan şanssızlıkları yaşıyorsunuz. İşte iki tane topun direkten dönmesi, bir sürü pozisyonların kaçması bizim için bir dezavantaj oldu ama yani kim oynarsa oynasın herkes her şeyini vererek oynadı. Bundan sonra da biraz önce söylediğim gibi artık telafisi olmayan maçlar oynuyoruz. Her maçta bizim için bir final maçı. Tabii ki arada bizim sıkıntılardan bir tanesi de arada Antep maçından sonra Bandırma'ya gidiyoruz. Bandırma ile oynayacağız. Ya oraya gitmek tabii ki biraz zor. Yani zor, gidişat zor. Onun için de yani orada biraz sıkıntı yaşayabiliriz. Ondan sonra geldiğimizde de zaten Malatyaspor'la burada kendi sahamızda maçımızı oynayacağız. Şimdi ikinci yarı taraftardan çok istediğim şey, en çok istediğim şeylerden bir tanesi. Yani şu günlerde bize çok destek vermeleri gerekiyor. Yani kar, kış önemli değil. Yani herkesi biz tribünlerde görmek istiyoruz. Onların desteğiyle çok iyi şeyler yapacağımıza yürekten inanıyoruz. Özellikle de böyle eksik olduğumuz maçlarda olurlarsa, yani yanımızda olurlarsa bize çok büyük desteği olacaktır mutlaka taraftarın. Biz bundan önce de çok iyi şeyler yaparken, başarırken hepsinde taraftarın desteğiyle başardık. Onun için bir bütün olmamız gerekiyor bu maçlara başlarken. Bunu da Malatya maçıyla başlatalım. Yani kendi sahamızda oynayacağımız ilk maçımız ikinci yarıda. Öyle başlatalım yani inşallah